Bu yeni bir savaş taktiği, yani 3. Dünya Savaşı'nın içinden geçerken biz aslında içinden geçiyoruz 3. Dünya Savaşı'nın. Eskiden olduğu gibi ülke orduları karşı karşıya gelip birbirine girişmiyor. Vekiller kullanıyorlar, değişik unsurlar kullanıyorlar. Mesela Goripko'da bu iki ana unsur diyor. Bir tanesi diyor dijital aktivistler diyor. Bir tanesi de diyor, yani bu orduları ikiye ayırıyor. Biri dijital aktivistler, ikincisi de lejyonerler. Bu lejyonerler içine Nusra filan gibi, işte El-Kaide gibi, IŞİD gibi, PKK gibi, YPG gibi hepsi. Bütün bu unsurları sokabiliriz. Yani bir taraftan paralı askerlerle işte Eric Prince gibi adamların, Blackwaters, daha sonra Z adını alan böyle terörist ihraç eden küresel şirketler var ve bu şirketler işte Eric Prince, Blackwaters, Z ya da Akademi denen isimlerini 3 kere değiştirdi. Birçok insanı katlettiği için isim değiştirmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Böyle bu şekilde örgütler, bir tane iki tane de değil, daha fazlası da var bunların. Bu örgütlerin sahaya sürdüğü elemanlarca yapılıyor. Bilmiyorum arkadaşlar, şu resmi alabilir mi, bana bu önemli. Bu resim, öyle bir imkanımız var mı Olacak. böyle Tutun göstersem? öyle olacak. Oldu bile, evet. Bakın, burada en son Blackwaters'ın, yani terörist imal eden bu şirketin dünyanın her yerinden, Güney Afrika dahil, teröristleri alıp savaş bölgelerine gönderen bu adamın şurada bakın bir şeyi var. İsminin yazılışı var. X yanında da Grek alfabesindeki E harfi var. X İsa demektir. Yani Avrupa'da X gördüğünüz zaman İsa'dır o aslında. Christ. E de evangelizmin E'si. Evangelizm böyle yazılır. E. Dolayısıyla adamın geçmişine baktığınız zaman, bu tarafı çok önemli. Bundan birazcık bahsedelim burada durup. Bu bütün dünyaya terörist, lejyoner, paralı asker gönderen bu adam aslında reformist kiliseye bağlı bir adam. Daha sonra Katolik oluyor. 27 yaşında falan bu işlerin içine giriyor. Ve Katolik Evangelist Birliği adlı bir örgütle yakından ilişkili. Ve bu birliğin manifestosunu size burada okumak istiyorum. Bu adamın içinde olduğu örgütün manifestosu şöyle: bu yüzyıl Hristiyan tarihinde en büyük misyoner genişlemenin gerçekleştiği yüzyıldır. Üçüncü bin yılın ilk yüzyılında, yani 2100 yılına kadar bu genişleme daha da büyüyecektir. Dünya evanjelik ve Katoliklerin birlik ve büyümesine tanık olacaktır. Aynı zamanda Eric Prince, dünyaya terörist imal eden, ihraç eden, gönderen bu adam, aynı zamanda Columbus Şövalyeleri adlı örgütün de üyesi. Bunlar ne diyorlar? Biz kutsal toprakları işgal edeceğiz, biz Haçlı seferlerinin sonunu getireceğiz diyen örgütün de aynı zamanda üyesi. Bütün dünyada Hristiyan hakimiyetini savunuyor ve bir kitabı var Eric Prince'in, adı Sivil Savaşçı. Sivil Savaşçı bence şunu anlatıyor. Bakın ne diyor Eric Prince'in bir röportajında kullandığı şu cümleler: herkes silahlanacak. Tıpkı Yeremya peygamberin İsrail'de tapınağı inşa ederken bir elinde kılıç, diğerinde mala tuttuğu gibi. Hatırlıyor musunuz? Birileri çeşitli ülkelerde normal vatandaş, berber Ahmet Efendi'yi ya da kasap Mehmet Efendi'yi alıyor. Size silahlandıralım, size silah öğretelim, size savaşmayı öğretelim filan diye. Bu Yugoslavya'da oldu. Türkiye'de de bunun olduğuna dair bazı laflar dönüyor basında. Bazı başka ülkelerde de oluyor bu. Normal sivil vatandaşları silahlandırmak. İşte bundan bahsediyor Eric Prince. Diyor ki insanları savaşmaya hazırlayalım. Ona göre televizyon programları yapılsın. Herkes savaşmaya hazır olsun. Bir ruh yaratalım diyor. Kitap çok ilginç yani. Böylece kısaca değinmek istedim çünkü çok tehlikeli görüyorum bunu. Peki bütün bunlar niye? Neden yani? Niçin bu halde? Bunu birçok kez tekrarladım ama şöyle kısaca bir iki cümleyle şunu söylemek lazım. Dünya bir sıkışma içinde. Ve dünyadaki bütün kaynakların, doğal kaynakların, zenginliklerin 1/4'ü Türkiye ile Çin arasında. Dolayısıyla öyle bir an geldi ki, Birinci Dünya Savaşı, ikinci paylaşım, şimdi üçüncü paylaşım zamanı. Tıkandıkları zaman paylaşmaya başlıyorlar. Bu paylaşımın merkez üssü Türkiye ve çevresi.
Yani görüyoruz işte kuzeyde neler oluyor. İşte Ege Adaları gayet hareketli. Marmaris'e 1 mile kadar girmiş. Yunan ordusu orada tatbikat yapabiliyor. Bizim adamız da yapabiliyor. Aşağısı malum Suriye, Irak, İran. İran'da şu anda Tebriz bölgesinde Uluslararası Kriz Grubu diye bir grup var. Yine küresel bir grup. Hugh Pope adlı çok ünlü bir muhabiri 25 sene Türkiye'de yaşadı. Ondan evvel de İran'daydı. Şimdi Brüksel'de artık iyice işin başına geçmiş. İşte buralarda yaptıkları tek bir konferans konusu vardı. O da Kürdistan meselesi diye onlar söylüyor. Kürtleri nasıl, ne yaparız, nereye koyarız, nasıl ilerletiriz, nasıl geriletiriz. Son gitmeden önceki röportajında da şunu söylemişti Hugh Pope. Türkiye'nin kaderini Kürtler belirleyecektir demişti. Cumhurbaşkanının eskiden Abdullah Gül Bey'in ya da Tayyip Erdoğan Bey'in yanından hiç çıkmazdı. Sürekli oralarla temaslı olmayı, parlamentoda gezinmeyi çok seven birisi Hugh Pope. Uluslararası Kriz Grubu aynı şekilde mesela son zamanlarda yine bütün bunlar aynı zamanda temas halindeler. Bu üçüncü paylaşım savaşında Türkiye'nin etrafındaki hareketliliği ve İran'daki hareketliliği devamlı bize gösteriyor. İran'da muhabirleri çok fazla. Vladimir, şimdi soyadını hatırlayamayacağım bir muhabirleri var. Sürekli oradan siz de Suriye'deki örneği izlemelisiniz şeklinde yayın yapıyor bu çocuk. Bu adam 10 senedir orada, genç bir adam. Yani bütün dünyada sıkışmış olan bu emperyal güçlerin bu sıkıştıkları noktada Türkiye merkezli bir harekata giriştikleri ayan beyan ortada. Artık çocuklar görüyor bunu. Ve bunun çektikleri bu karmaşada en önemsedikleri, tıpkı Birinci Dünya Savaşı'nda Araplar olduğu gibi, şimdi de Kürt nüfus bu dört ülkedeki. Bunlar üstünde harekata giriştiler. Bunlar üstünde yapacaklarını planlıyorlar. Buna dikkat etmeliyiz. Ve Türkiye içinde de onlarla birlikte hareket eden azımsanmayacak ve güçlü ekipler var. Evet, şimdi dünyada bir emperyalist oyundan bahsediyorsunuz. İşte Orta Doğu'da, kitabınızda Gürcistan'da, Ukrayna'da işte o turuncu devrimler vesaire hepsinden bahsediyorsunuz. Fakat şimdi şöyle bir soru geliyor insanın aklına. Bu emperyalist müdahaleye uğrayan ülkelerdeki liderlerin hiç mi suçu yoktur? Mesela oradaki ayaklanmalarda işte tabii o ki. Saddam'ın, Kaddafi'nin işte falan gibi yani. Siz olayın bu tarafına bakıyorsunuz. Oradaki emperyalist müdahale, ki bu gerçek, doğru var. Ama hani ülkeyi yönetenlerin, suçu nedir burada? Tabii ki mutlaka. Yani o tek başına olabilen bir şey değil zaten. Bunu Atilla abi, Atilla İlhan çok güzel anlatırdı bize. Yani adamın belli bir hedefi var ve o hedef çerçevesinde 100 yıllık planlar çiziyor. Ve o 100 yıllık planlar içinde giderken birdenbire karşılarına bütün bir milletle beraber Mustafa Kemal Atatürk çıkıyor ve bütün planlar yerle bir oluyor ve bunu da kendileri yazıyor. Yani Churchill'in lafları var, işte Armstrong'un lafları var, bir sürü insanın. Yani o millet 7 düvel tarafından sıkıştırılmaya başlanmış bir millet toparlanıp müdafaa-i hukuk, kuvva-i milliye gibi kurduğu örgütlerle bunların yüzlerce yıldır belki de, değil mi, Haçlılardan biri aslında hedefledikleri bütün planları yerle bir edebiliyor. Fakat ne yazık ki kısa sürüyor. İçindeki tohumlar tekrardan yeşeriyor. Tekrardan saldırmaya başlıyorlar. Tekrardan içerideki birilerini satın alarak devam ediyorlar. Ve içeridekiler, içeriden satın aldıkları, içeriden işbirliği yaptıkları o kuvvetler olmasa zaten bütün planları yine çöker. Ama içeride bir yandan görünen kuvvetler, bir yandan da görünmeyen kuvvetler, nedir onlar, işte basın, kültürel değişimler, bunları ayarlayanlar, ki ben her gittiğim yere bu kitabı götürüyorum. Tabii bu eski bir Cengiz Özakıncı'nın Otopsi yayın evinden çıkmış olan Emin Değer'in Oltadaki Balık Türkiye'yi herkes okursa, şimdi çok daha yeni baskıları da var. İnfiltre ediyorlar diyor. Aynı kanser hücreleri gibi. Bir ülkeye infiltre ediyorlar. Bunu yapmaya başlarken açık açık söylüyorlar. Mesela 1965'te Emin Değer bu kitabı yazarken Podol raporuna rastlıyor. Malum Podol raporunda diyor ki, biz diyor ilk önce bu ülkenin, Türkiye'nin en üst kademesini hedefledik diyor.
Onları yavaş yavaş ele geçirdik diyor. Önümüzdeki 20-30 yıl içinde de diyor halka doğru ineceğiz diyor. Yavaş yavaş infiltre edeceğiz. İndoktrin lafı da kullanıyorlar. Bu da çok ilginç. Hem sızıyorlar yani infiltre sızmak demek. Mesela Fethullah Gülen'in çıkardığı yayın organlarından birinin adı da sızıntıydı. Bakın bu da ilginç. Hem sızıyorlar, kültürel olarak sızıyorlar mesela. Hem ekonomik olarak sızıyorlar. Hem bütün devlet kadrolarına sızıyorlar. Mesela diyorlar ki size, siz sana bir havuç vereceğiz diyorlar. Burada havuç var. Ve bir yani gelişmesi yarım kalmış, daha tam tamamlanamamış bir ülkenin yöneticileri olarak bu havuca büyük bir iştiyakla bakan birilerini buluyorlar. İnsan psikolojisini iyi biliyorlar. Kim gelir bu şeye? Kim gelir? Bu tuzağa kim düşer? Onu iyi tespit ediyorlar. Kim en hırslıdır? Onları tespit ediyorlar. Onlara gel gel yapıyorlar. Havucu gösteriyorlar. Bunun adına soft power diyor Joseph Nye. Yani bu işi kuran adam, yumuşak güç diyor. Ben diyor havucu buraya koyarım. Gel gel derim. Gelecek olanlar gelirler. Sonra elime geçirdikten sonra havucu alanı, onu sopamı gösteririm. Bak benim dediğimi yapmazsan başına çeşitli belalar gelir. Veyahut da şöyle anlatalım. Geçenlerde bir haber çıktı basında. Bir iki ay oluyor. Amerika bu haberi özellikle yaydı. Dedi ki, AKP iktidara geldiği günden bugüne kadar 800 milyar dolarlık ihale yapıldı bizle beraber Türkiye içinde. 800 milyar doların 200 milyar dolarını ben çeşitli yerlere verdim. Böyle bir açıklama yaptı. Çok ilginç. Bu bir mesajdı, bir uyarıydı. Ve bu paralar her kimlerin eline geçtiyse o 200 milyar ekstra para Katar, Malezya ve Singapur bankalarında isim isim duruyor ve bunlar Amerikan bankaları. Dolayısıyla ben kimin ne kadar parası var, kime ne kadar para verildi gayet iyi takip ediyorum. Ona göre davranın, sonra tüy kaka olmayalım. Bende bu bilgiler var gibi bir açıklama yaptı Amerika. Şimdi bundan muradı neydi, kime ne mesaj yolladı onu bilemeyiz. Ama olaylar, havuç sopalar böyle ilerliyor.